bizim tekrar 2002'deki fabrika ayarlarına dönerek gece gündüz çalışmak zorunluluğumuz var. AK Parti önceki dönem Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, 2002'den bu yana Çorum'a yapılacak denilenlerin hepsinin yapıldığını ancak sadece demir yolunun kaldığını ifade ederek bunun da yine AK Parti iktidarında tamamlanacağını anlattı. 2002'de geldiğimizde biz çift şeritli yol yapacağız dediğimizde kimse inanmıyordu. Üniversite kurulacak dediğimizde kimse inanmıyordu. Doğalgaz gelecek dediğimizde kimse inanmıyordu. Köylere yol yapılacak, asfalt yapılacak ve köylerin kanalizasyonu yapılacak denildiği zaman onlara da kimse inanmıyordu. Ama Allah'a şükürler olsun bugün baktığımız zaman bunların hepsi gerçekleşti. Gerçekleşmeyen belki bir demir yolu var. O da gündemde son dönemlerde bayağı kullanılıyor. Ama ben inanıyorum ki o da gerçekleşecektir. AK Parti iktidarıyla birlikte olması gereken her şey olacaktır. Diğer partilerin vaat ettiği şeyleri AK Parti'nin çoktan yaptığını belirten Yıldırım, son dönemde dünya gündeminde kriz olduğunu, bunu da aşacak olanların yine AK Parti kadroları olacağını kaydetti. Geçmişi şöyle bir yokladığımız zaman, şimdi birçokları özgürlükler vaat ediyorlar ya, yapacağız edeceğiz, aslında onların hepsi yapıldı. Yani vali, başörtülü valimiz de var, başörtülü vekillerimiz de var ve inancımız gereği yaşamamız gereken herkes de yaşıyor. Birçok şey elde edildi. Ama son dönemde dünyada yaşanan krizler neticesinde ekonomi sıkıntısı var mı? Var. Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Milletvekillerimiz de, bakanlarımız da herkes bunu dile getiriyor. Biz de bunu kabul ediyoruz. Ama yalnız Türkiye'de değil. Bu dünyanın her tarafında var. Bunu da aşacak olan yine AK Parti ve AK Parti kadrolarıdır. AK Partililerin yine 2002'deki fabrika ayarlarına dönerek çalışmaları gerektiğini belirten Murat Yıldırım, vekillerimizi, meclis üyelerimizi artırarak Cumhurbaşkanımızı seçtirmemiz lazım. Cumhurbaşkanını seçtirir, milletvekili seçimlerinde zaafa uğrarsak Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmış oluruz dedi. Bizim tekrar 2002'deki fabrika ayarlarına dönerek gece gündüz çalışmak zorunluluğumuz var. Bazılar diyor ki efendim böyle işte Cumhurbaşkanımızı seçeriz. Cumhurbaşkanı seçip de milletvekili seçimlerinde zaafa düşersek Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmış oluruz. Bu bir oyundur. Bu dış güçlerin ve içeridekilerin altılı masanın kurmuş olduğu bir oyundur. Biz esas milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi artırarak ve Cumhurbaşkanımızı seçtirmemiz lazım ki Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamamız gerekiyor. O açıda da en çok bize düşen teşkilatlardır. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hepimiz Allah korusun herhangi bir intikaya uğrarsak en çok siz üzülürsünüz. En çok biz üzülürüz. En çok bu masum ve mazlum insanlar üzülür. Yani buradaki vekillere bir şey olmaz. Ne olacak? Vekil oldu gitti. Eski olsa ne olur? Yeni olsa ne olur yani? Ama buradaki milletin kaybetmesi ve sizlerin kaybetmesi, geleceğin kaybetmesi, çocuklarımızın kaybetmesi en büyük sıkıntı olur. Bu açıda herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Mevcut milletvekillerimizin, mevcut belediye başkanlarımızın, mevcut ilçe başkanlarımızın etrafında kenetlenip, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın etrafında kenetlenip gece gündüz çalışmak zorunluluğumuz vardır.